Evet bebeğim güzel bir soru. Yani bu soruyu gördüğünüzde eminim şunu söylemişsinizdir. Demişsindir ki ya bir tane x neyimize yetmiyordu? Hem yukarıda hem aşağıda var. Şu an ne yapacağız? Şu arkadaşları bir düzenlemek gerekiyor. Şu ortadaki arkadaşı bir düzenlemek gerekiyor. Bunu düzenleyebiliriz bence. Yani şöyle bir şey yapabilir miyiz? Ben mesela burada x artı 2 bölü x artı 1'i şöyle parçalasam olmaz mı? x artı 2'yi x artı 1 artı 1 bölü x artı 1 diye parça parçalasam ne yaptı? Yukarıdaki 2'yi parçaladım. Nasıl parçaladım? 2'yi bir 1 e 1 diye ayırdım. Çok basit ya. Hani bu şekilde parçalayınca şunu elde edeceğim bak ben dikkat ettiysen. Burada şunu yapman gerekiyor. Bu x artı 1'i ayıracaksın. Bak aynı paydada kalmak şartıyla şöyle alacaksın. x artı 1 bölü x artı 1. Yani ben şu arkadaşla aşağıdaki arkadaşı aldım. Artı 1 bölü x artı 1. Paydası aynı kalmak şartıyla ayırdım. Yaptığım bir şey yok başka. Ya sadece bunu yap. Paydası aynı kalmak şartıyla ayır ben bunları tamam mı? Yani x artı 2 oradaki 2'yi parçaladım birebir diye. Daha sonra x artı 1 bölü x artı 1 artı 1 bölü x artı 1 diye yazdım. Ne geldi buradan? x artı 1'ler sadeleşti. 1 artı 1 bölü x artı Ben bu ortadaki arkadaşı böyle parçalamış oldum. Bak yazıyorum. 8 bölü 7 küçüktür. 1 artı 1 bölü x artı 1 küçüktür. 3 bölü 2. Ne kadar tatlı oldu görüyor musun? Her yere ne yapalım biliyor musun? Her yere eksi bir ekleyelim. Her yere eksi bir eklememin sebebi şu. Artı birden kurtulmak. Hani ben burada birden kurtulmak için her tarafa eksi bir ekliyorum. Artı bir eksi bir birbirini götürdü. 8 bölü 7 ile eksi 1'i toplarsan 1 bölü 7 gelir bebeğim. Küçüktür. 1 bölü x artı 1 kaldı burada. 3 bölü 2 ile de eksi 1'i toplarsan 1 bölü 2 gelecek. Kuralımız neydi? Payla payda yer değiştirebilir. Payla payda yer değiştiriyorsa işaret yön değiştirecek. Yani şunu söyleyeceksin. Diyeceksin ki bu arkadaşı için ben şunu yapacağım. Payla paydayı yer değiştireceğim. Payla paydayı yer değiştirdiğim zaman işaret yön değiştirecek. Yani hatta şunu söyle istersen. İşaretin yön değiştirmesi yerine sınırları da yer değiştirebilirsin. Mesela 1 bölü 2 ve 1 bölü 7 var ya. Bu yukarıda 1 bölü 2 var. Payla paydayı yer değiştireceksin ya. 2 bölü 1 olacak. Oradan 2 gelecek. 2'yi aşağı yazabilirsin. Yani şöyle bir şey söyleyebilirsin. 2 küçüktür. X artı 1 bölü 1'den X artı 1 geldi. 1 bölü 7'yi ters çevirdin. 7 bölü 1'den 7 geldi. Yaptığım şey yine basit. Bak tekrar söylüyorum. Payla paydayı yer değiştirdin. Payla paydayı yer değiştirirsen işaret yön değiştirir. Bebeğim işaret yön değiştirmesini istemiyorsan sınırları yer değiştireceksin artık. E, şimdi ne yapacağız? Panik yapma sakin ol. Bitti soru. Her yere bir tane ekleyeceğiz. Eksi bir ekleyeceğiz. Her yere eksi bir ekleyeceğiz. Ne gelecek bebeğim buradan da? Bir küçüktür. X küçüktür. 6 gelecek. Bu arada bunu buldun mu? Buldun. Artık buradan X'i yazması kolay değil mi? X'in tam sayı değerleri sorulmuş bize. 2, 3, 4 ve 5. Burada şeye dikkat etmeniz istiyorum. Acaba paydayı sıfır yapıyor mu bu arkadaşlardan herhangi bir tanesi? Buna dikkat et. Eğer paydayı sıfır yapıyorsa almazsın. Bak 2 de 3 de 4 de 5 de paydayı sıfır yapmaz alırsın. Yani kaç tane tam sayı varmış? 4 tane tam sayı varmış. Anlıyorsun değil mi? Aradaki o ifadeyi benim düzenlemem soruyu bana çözdürdü. Bir dahaki soruda görüşürüz. Bu da o arada beğenmeyi de unutma. Beğenmeyi unutma takip et. Hepinizi öpüyorum. Mucuk mucuk. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.